Bitemedi hazırlığı. Su içtim lan. Tamam, hazır mıyız? Ben bunu koyarım başa. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Yemin nasıl geldi de sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Biz bu videomuzda şampiyon kokoreçten şampiyon menü 2 söyledik. Bu kadar yani. Söyleyecek çok bir şey yok. Eyvallah. Hadi o zaman. Hiçbir şey ifade etmedim menü. Evet, hiçbir şey ifade etmiyor. Açıklamasını söylemem lazım çünkü. Normal ben abi etmemesi. Ben olsam onlara isim verirdim. İşte midye sever menü. İşte kokoreç rambosu. Bunu ben kendi ellerimle atacağım. Midye dolma patlaması. Kokoreç sever menü söyledik. Erdem öyle istedi en azından. Menü 2 arkadaşlar. İçinde ne var? Yarım kokoreç var arkadaşlar içerisinde. Sonra 2 adet midye tava var, çabuk. Bir tane midye dolma var. Sütaş, ayran menümüze dahil. Bunun üzerine de biz ekstradan minimum bedeli aşmak için bunu söylemeyelim demiştik ama olsun, söyleyeyim ne olacak. 4 adet de midye söyledik. Birer liradan 4 lira yaptı. Sağlama mükemmel. 19.28'de verdiğimiz bu sipariş saat 20'de, yani 32 dakikalık gayet güzel bir zamanda geldi. Kokoreç severim. Şu an gördüğünüz gibi heyecanlandım kokoreç derken. Bakalım içerik nasıl, güzel mi? Erdem sanki bir şey ekleyecek gibisin. Ya da tuvaletim var, ikisinden birim. Nasıl bir duruş oğlum? Aç da şey yapalım. Aç da konuşak. Şöyle bir poşette gül arkadaşlar. Şöyle bir poşet. O ama yırtılmış. O sanki bilerek hani buhar olmasın diye yırtılmış bir poşet gibi. Üstü yani. Açıktı zaten. Buharın var bu işte? Oğlum sen şimdi açtın ya. Ne kadar bağlıydı abi. Şöyle duruyordu ya. Gözünü seveyim yani. Tamam işte. Şuradan mı girmeyecek buhar? Sen de bazen sinirlendiriyorsun beni. Abi adam deli kaçmış buhar olmasın diye. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitmedi. Branding'in zedeliyor şu an bu. Yok ki zaten üstünde branding. O yüzden diyorsun. O branding olmadı işte. Hemen şurada ayranımız var. Homojen. 33'lük olanlar. 33 mi oluyor bunlar? Neyse. Midye dolma. Böyle şey gibi oldu birazcık. Şunu al. Eski filmlerde kese veriyorlardı ya böyle altın. Midye dolma da bir yerde altındır benim için arkadaşlar. Midye şeysi bu herhalde, tava. Çubuk. Çubuk. Çöp. Şurada da yarım ekmek kokoreçimiz. Şurada da serzenişli peçetelerimiz var. Bu paketin içinden çıkmayan peçeteleri sevmiyorum ben. Yapacak bir şey yok ama bu tip... Şampiyon da ne bileyim, esnaf tadında. Hatırlar mısın? Zamanında söylediğimiz bir yerden peçeteler içine atıldı diye bayağı üzerine konuşmuştuk. Hatırlar mısın? Evet. Şimdi ama itiraz edecektin bana. Onu da hissettim. Hayır. Adamların tarzı bu. Yani öteki marka. Konsept bu. Ya bu da marka. O marka değildi zaten. O hatta esnaf şeysiydi. Ha, pilavcıyı diyorsun. Baruthane. Kaşığı da içine. Şu Babiler marka asıl bence. Ona göre. Ona nazaran. İşte marka ama tarzı bu gibi. Evet. Şöyle mesela arkadaşlar. Nusret de eliyle yoğuruyor böyle, masaj yapıyor ete falan. Ya, onu nusruyor. Hatırlatmıyor. Ben yanda hatırlatayım da. Peçeteyi de yoğuruyorlardı, böyle atıyorlar içine. Ha. Hemen yarım ekmek kokoreçimizi açarak bana. Şöyle ekmeğimiz. Bunu birazdan içeriğine bakacağız ama ben yine de hızlıca ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor diye bakmak istiyorum. Evet. Yerim. Tatlış. Tatlışlar. Biraz mide ağrısı yapacak, yanacak bizim mide biraz hasarlı. Ki benimki hasarlıysa Erdem'inki direkt zaten çürük anladın zaten. Direkt ne denir ona? Şey, pert. Bulamadım. Erdem'in şeyi vardır, hasar kaydı vardır. Bakın hastanelere, mide hasar kaydı vardır. Açacağım bu semester. Oh, güzel kıvırttırmışlar. Kıvırttıkça da kıvırtılıyor. Ne? Ekmek mi o? Bu ekmek. Tam istiyorsan içine koy diye yapmışlar. Ha. Peki şey nerede? Hadi canım. Onu içine koyayım mı? Haydi. Gidelim. Bu da AliExpress'ten sipariş verip de içinden yanlış ürün çıkmış. O çocuk vardı ya, hıyar da çıkabilir diyor. Diye başka bir şey diyor da neyse. Arkadaşlar bu çıktı. Ha. Ama bir şey söyleyeyim, inan olsun. Kapatılmış, nasıl yapılmış bu ya? Sandviç gibi de görünmüyor, anladın mı? Şuradan sandviç mi? İki falan. Tane çöp var mı içinde onun? Bir tane galiba bu yani. Üç tane ise bir tanedir. Yani bir tane. Gözünden kaçan bir şey var mı diye bakıyorum. Çünkü sürprizlerle dolu bir şey.
Ama bildiğin sandviç ekmeği gibi duruyordu lan. Şöyle bir... Bir de onun içinde o güzel olmaz ki. Midye çubuğumuz. Ben bunu çubukta gelecek lazım diye düşünüyordum. Ben de öyle düşünüyordum ki. Ekmeği koyacaksan da normal beyaz ekmeğin içine koy. Sandviç ekmeğinde olur mu o işi? Neyse. Biraz şaşırdık. Bu şaşkınlığımızı hemen üzerimizden atıp profesyonel bir şekilde devam ediyoruz incelememize. Evet. Siz oradan göremiyorsunuz. Ben buradan bakınca anlıyorum. Bunun içinde midye dolma. Onları da onun içine boşalt abi. Şeyin yanına. Sen nereden anladın bunun içinde midye dolma olduğunu? Bakan benim buradan. Özür dilerim. Her şey atlıyor ya. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz 4 adet söylemedik mi? Evet. O zaman bu sipariş benim dediğim sipariş. Ufak bir düzeltme yapıyoruz arkadaşlar. Bir karışıklık oldu bizde. Bunun üzerine çok tartıştık öncesinde de. İstişare ettik ama yine de denk getiremedik. Bizim söylediğimiz sipariş 2 tava, 1 dolma değil. 2 dolma, 1 tava şeklindeydi. Başta size anons ettiğim kısım bir yanlış oldu. Siparişte bir sıkıntı yok. Burada 1 adet tavamız var. Çubuk yazıyordu orada. Burada da 2 tane menüde gelen midye dolmamız, 4 tane de bizim ayrıca söylediğimiz dolmalar, midye dolmalar var. Şimdi hemen açıyorum. İyiye bakalım ben. Midye dolmaları. Şöyle şuradan limonluyoruz. Tek elle yapacağım için size sıçrayabilir. Üzgünüm. Limonun suyu yok. Evet. Şöyle çok özür dileyerek şunları elimle bir aldım. Mart. Güzel. Severim. Nice and slow. Şöyle bir şey söyleyeceğim sadece. 1 liralık dolma için boyut sence nasıl? Çok midye yiyen bir insan değilim ama öyle şeyde gördüğüm... Sen her şeyi bilirsin oğlum. Ama işte o esnaf şey, sokaktaki satıcılarda gördüğüm kadarıyla bunlar 50 kuruşluk falan ya. Yani. Şimdi seni yanıp bozmak için şey yapmıyorum ama 50 kuruşluk midye kalmadı artık. 75'ten başlıyor. Aynen. 75'ten başlıyor. 75, 1, 1,5 diye. Şu, gerçi mesela burada büyüğü de var. Şimdi bu kadar çok detaya da girmeye gerek yok belki ama mesela bu biraz daha büyük. Şunlar genelde 75 tadında olan midyelerde ama çok dert mi zaten eve gelen siparişlerde biraz daha bu şeyler bir tık fazla oluyor. Rahatsızcı bir durum değil. Belki buradan Erdem'le muhabbet çıkar diye sordum. 100 yılda bir Erdem'in tam bilmediği bir şeyden geldik. Genelde bilir çünkü. Facebook'tan ekleyin bak. İzleyin. Facebook'ta neler biliyor. Tatlış. Öyle üstüme sal insan. Bizi sosyal medyadan takip edin. Erdem'in Instagram hesabı peremeci. Doğru mu söyledim? Doğru. Benimki de İrfan Demirci. Bizi takip edin. Ama benim Instagram hesabımda fazla bir şey yok arkadaşlar. Girerseniz öyle bu ne ya falan deyip çıkarsınız yani. Yok bence çok tatlış. Benimkinde var. Benimkine girin. Bak nelerde de var. Ama çok güzel. Giriyorlar sonra bırakıyorlar takipi ya. Ben biliyorum niye olduğunu. Ayrıca konuşuruz. Ben yiyorum bu arada. Farkında mısın? Bakışlara bak. Düşündüm bu nasıl alırım, nasıl yerim falan diye. Sonra dedim neyse. Tamam. İki tane şimdi yedim. Kalanları ikiye böleceğiz. Yok bir tane yiyelim zaten. Tadımlık. Arkadaşlar midyelerin tadını beğendim. Yani karşınıza değdim kusura bakmayın böyle. Hiç yapmadığı şey. Tadına bakın. Yani normalde bir ısırıp bırakıyoruz ya. Şu an hepsini yiyesin var ama midye yedikçe insanın yiyesi gelen bir hadise. Şunu da tadayım mı kenarından? Ama ekmeksiz tadacağım kusura bakma. Kenarından bir parçasını aldım. Üç boğumdan bir boğumu. Normalde midye tavacı. Midye tavacı değilim. Beğendim. Sağ birazcık tabii soğuk. Ama beğendim. Midye tavanın da tadı gayet güzel. Ya benim daha önce eve sipariş ettiğim birkaç böyle midye dolma hadisesi istediğim gibi olmadı. Olmaz. Niye biliyor musun? O orada böyle tavadan çıkacak, çıtır çıtır o an yiyeceğim. Tava için de demiyorum sadece. Dolmadan bahsediyorum ben. Tavada dediğin gibi zaten aynı. Orada cazır cazır önünde böyle şey yapacak ki sen onu koparatacaksın oradan. Dolmada da niye öyle bir hava olmuyordu? Bilmiyorum. Atmosfere giremiyoruz diye. Sonuçta bir dolma yani. Orada da aynı. Eve gelirse de aynı. Ama beğendim. Açık söylüyorum. Gayet güzel. Şimdi... Bir de, oğlum çok güzel oldu bu, böyle bir yer benim için. Hepsi çok güzel bunları. Güzel, evet ben de sevdim. Şimdi bir de kokoreçten kıvırttıracağım izninizle. Bunu koparıp mı yesem Erdem, sonra sen de yersin. Yok ısır, ben öyle şey adam değilim ya senin gibi. Aman sen ısırdın ben yemem bak sen. Bak şimdi ya, bana ne satıyorsun oğlum? Neresinde daha çok, oradan ısırayım. Her yerine mıncıkladım zaten, şuradan ısırıyorum. Valla büyük ısırdım ya. Yani tadı gayet normal. Gayet güzel arkadaşlar tadı. Kokoreçin de. Beğendim. Yerinde yediğim kokoreç gibi. Şöyle baktığımız zaman yakinen. Şurada benim ısırığım var oraya bakmayınız.
Kokoreçimiz gayet maşallah güzel, tadını da beğendik. Hemen öncesinde bir hemen hamlamıştım şuradan. Beğendik derken sen yiyorsun. Tadını da beğendim. Beğendik yani, ben kendimden sizli bizli bahsederim. Mesafeliyimdir kendime. Şöyle gayet güzel arkadaşlar. Görüntüsü itibariyle de güzel. Şurada da görebiliyor muyuz Erdem? İvik. Ha? İvik. Şurada da midye tavamız var. Bir boğumunu boğdum ben. Diğer iki parçası burada arkadaşlar. Şöyle sandviçte şu şekilde gelmişti. Bunu ilk gördüğümde ben bir tırsmıştım. Meğersem aa sürpriz arasındaymış. Şöyle ayırıyorum. Elimde de şurada da limon çekirdeğimiz var. Gayet tatlış. Şurada da yine sırf profesyonel anlamda size açıp göstermek için şey yapıyorum. Midyemiz var. Hemen bunu böyle sıkabiliyorsunuz. Ama onun adresi belli şimdi. Bunu sana vereceğim Erdem. Bu küçük çünkü. Ben kalkayım da onu alayım. Zaten. Şurada şöyle hazırlıyorum sana bak. Şunu düzelteyim de sonra nasıl şartlarla Allah'ım yarabbim çalışıyorlar orada falan, adımız çıkmasın. Zaten beni tanıyan yok ya. Seni yolda görenler selam veriyor, bana hiç. Ver bakayım. Benim elim yeter, baksana şu güzelliğe. Hmm. Nasıl? Vallahi güzel. İşte adam çat diye koydu kabukları, helal. Gayet güzel arkadaşlar. Bu da ayran. Bu da ben. Çıkıyor mu? Al, bir de seni tek çekeyim. Beni bir de tek çek. Yok, ben başka bir şey diyeceğim ya. Hı. Ben böyle tava kokoreçin değil de böyle adam alacak böyle porsiyon ateşten, böyle çıtır çıtır kesecek. Yuvarlak yuvarlak tak 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 öyle verecek. Tavada olmuyor. Tavada ha. Ya bayağı porsiyon olarak sen... Hayır canım. Anlamadım. Şimdi tık tık tava... kesecek. Bunu tavada pişiriyor. Hayır, benim adam dediğim... şeyden yapmıyor mu onu? Ha, olur mu ya? Hayır abicim. Her türlü bahse varım yani. Diyorsun. Tabii. Hiçbir anlamı yok ki o zaman. Bunlar tava kokoreci. Ne diyorsun ya? Tabii canım, tavanın üstünde, tavada pişiyor. Tava derken... Kapat, gidiyor kapat. Sadece şey, düz tava düşün. Anladım. Şeyde pıt 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 yaptın oraya diyorsun. Oraya döküyor, tık tık tık, orada kesiyor. Ama doğru, hepsi öyle oğlum. Hepsini oradan alıp orada kesiyor. Abiciğim, bu alıyor bağırsakları, lötörnük diye döküyor. Hı. Tavanın üstüne, sonra orada kesip tık 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 kesip şey yapıp allayıp pullayıp ekmeğe koyuyor. Sen diyorsun ki bana direkt oradan... Ha, o başka türlü bir pişirme şekli. Yani bu yanlış diye demiyorum. Anladım. Ötekisi anladım. Daha lezzetli bir şey. Anladım. En yağlı sokaklarda var ya, tam böyle ortasında yağı var böyle çıtırt çıtırt. Evet, benim aklımda ilk canlanan şey oydu zaten ama ben kafamda şurada canlanıyor benim. Oradan hani alıyor ya mesela, alıyor şeyde doğruyor. Gözün önüne canlandır, tavanın önünde yapıyor. Tavanın üstünde yapıyor işte. Makul ve yasal. Neyse. Ötekiler tahtada falan kesiyor, öyle düşün. Tahta mı? Hani bir tahtanın bir şeyin kesme tahtasının üzerine koyup şey yapıyordu. Bu arada motor bana izin vermiyor. Tahta tabii. Evet, çok verimli bir şeyden sonra ayranın tadına bakmak istiyorum şu an. Bunların üzerine bir, yani profesyonel anlamda. Bakalım ayran mı? Gayet güzel ayran. Oh, en sevdiğim videolardan biri bu olabilir. Ya da bir önce kapatalım, ben dalayım buna. Onu sana bırakırız. Şey... Etilik serserilik. Evet, mükemmel oldu ya. Yani baktığımız zaman videoda olmasının altı tavasına kokoreçine benim için çok tatlı bir video oldu. İnşallah sizin için de öyle olmuştur. Biz gidiyoruz. Bu siparişimiz gayet iyiydi bizim için. Söyleyecek çok fazla, ekleyecek bir şey yok. Tatlış hepsi. Bunların gördüğünüz hepsi tatlış. Tavsiye ederim yani. İnşallah benimle de paylaşırsın bir iki tane şey. Bir ısırık olsun. Bakacağız, kokoreç. Bakacağız. Bir şey olsun. Dolma. Hadi bir tane alırsın hadi. Hadi şunu. O da 75'lerden verdi. Büyüğünü veriyorum bak. Öyle mi? Tabii büyük kanka. Bunlar ufak. Büyüğünü veriyorum. Biz bunları bir boğalım. Öbür videoda şey yaparız, yine görüşürüz. Bu sefer önce kim kapatacak? Ben kapatayım bari.